3,5 yıldır birlikte görev yaptığımız Yeni Mahalle Belediye'mizin bilgi, bilişim, kültür ve sanat dolu 100. yıl Cumhuriyet Akademisi'nin temel atma töreninde sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bizler ülkemize yakışır belediyecilik uygulamalarını faaliyete geçirmek için yola çıktık. Seçimlerden önce şeffaf, katılımcı, hesap verebilir yönetimler sözü verdik. 3200 ihalemiz canlı yayınlandı. Yaptığımız hizmetlerin maliyetleri pankarta duyurup halka hesap veriliyor. İnternet sitemizde neye ne kadar para harcadığımız hemen görülüyor. Kentle ilgili kararlar alınırken anketler yapılıyor. 1800 bileşeniyle Ankara Kent Konseyi'nde Ankara için birlikte çözümler arıyoruz. Bütün bunları yaparken pandemi dönemi ve ekonomik kriz ortamı yaşandı. Biz de halkımızın yanında olmak için kolları sıvadık. Sayın Genel Başkanım, EGO'da göreve başladığımızdan bu yana doğalgaz giderlerimiz %1143 arttı. Şu anda doğalgaz gideri EGO'da elde ettiğimiz geliri dahi karşılamıyor. Elektrik giderlerimiz özellikle metroda çok kullanılıyor. %725. Mazot giderlerimiz ise %119 arttı. Buna rağmen EGO'da son 10 yılın yani bizden önceki dönemde 10 yılın 12 yılın hatta bilet ortalaması 1 dolardı. Yani bugünün değerleriyle 18.6 liraya otobüs bileti satılıyordu. Şu anda maliyetin 18 liranın üzerinde olmasına rağmen bilet ücretimiz sadece 40 sent yani 6,5 lira. Halkımız ucuz ulaşımdan faydalansın diye Ankara Belediyesi'nin bütçesinden EGO'ya 2021 yılında 835 milyon lira aktardık. 2022 yılında ise şu ana kadar 1 milyar 611 milyon lira yardım yaptık. Özel halk otobüsü esnafına ise yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen pandemi döneminde bugüne kadar 130 milyon lira destekte bulunduk ki vatandaşımızı ucuza taşısınlar diye. Kanunen belirlenen ücretsiz taşıma karşılığında Büyükşehir Belediyesi yine zorunlu olmamasına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan tam 8 saat fazla aylık yardımda destekte bulunuyor. ASKİ'de ise 5393 sayılı belediye kanununa göre belediye meclisine belediyenin gelirlerini bütçeye azaltıcı önerge verilemez. Kanun emridir. Yine 2560 sayılı kanunun 9. maddesi gelince orada belediye meclisinin tarife yapma yetkisi yoktur. Ancak ASKİ Genel Müdürlüğü'nün belirlediği, önerdiği ücretler üzerinden indirim veya artırma yapılabilir. Bunun haricinde yine önerge verilemez. Yine 2560 sayılı kanunun 23. maddesi su maliyetinin ücretinde satılamaz. Buna rağmen biz zam yapmadık. Kaldı ki zam yapılsa dahi mecliste çoğunluğumuz yok. 148 üyede 39 kişiyiz. Dolayısıyla alınan kararlar muhalefetle birlikte alınıyor. Her seçim suyun maliyeti ya da maliyetinin biraz üstünde satılması gerektiğini söyledik. Çünkü Ankara'da son 10 yılda su ortalama 1,60 dolara yani bugünün parasıyla 30 liraya satıldı. Yani halka pahalı su satıldı, vatandaş müşteri gibi görüldü, hep bunu eleştirdik. Peki biz ne yaptık? Yüz ölçümü bu kadar büyük bir kentte taşınması ve arıtması ile maliyeti 24 lira olan suyu zaten 13 liraya satıyoruz. Ve bu rakam görevi devraldığımızda Mustafa Tuna döneminde yapılan indirimin dahi dolar bazına baktığında altında. Hem de göreve geldiğimizden bugüne kadar ASKİ'nin elektrik gideri %867 artmasına rağmen bir de mecliste alınan bu yanlış kararla %50 indirilirse bilin ki Ankara'nın elektrik ödenmediği için suyunun kesilmesi amaçlanıyor. Bunun başka hiçbir amacı yok. Sayın Genel Başkanım huzurunuzda söylüyorum. Biz Ankaralı'yı müşteri gibi görmüyoruz. Bu nedenle iktidarın bu kadar yaptığı zamlar karşısında ezilmemesi için
maliyetinin altında satıyoruz. Lütfen bir talimat veriniz. Bütün illerde, bütün büyük şehirlerde aynı önergeyi bizim partili arkadaşlarımız versin ve %50 indirimi hepsinden isteyelim. Yeter ki vatandaşın lehine olsun. Bizler yine ne yapar yaparız açık ihalelerle katılımı fazla yaparak elde edeceğimiz indirimle Ankaralı'ya hizmetten vazgeçmeyiz. Aynı hizmetleri fazlasıyla yaparız. Amaç daha fazla konforlu hizmeti vatandaşa ucuz vermek. Ve pahalı su satıp elde ettikleri 22 milyar lirayı ASKİ'den Büyükşehir'e aktardılar. Bunu seçimlerde söylediğimiz ne var dediler. Bu cepten çıkıyor, bu cebe girdi. Hayır, siz ASKİ'den aldığınız paraları keşke Polatlı'nın suyunu götürmüş olsaydınız da biz bunu yapmak zorunda kalmasaydık. Keşke 2010 yılından beri devlet su işlerinin size söylediği taşkın sahalarını iyileştirseydiniz de Ankara'da bu gördüğümüz seller olmasaydı. Bunların hepsini biz yapıyoruz. Sayın Genel Başkanım, Polatlı'ya giden su 1 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Sincan ve Yenikent üzerinden gidiyor. Halen 1.9 milyar lira bugün ödense önümüzdeki Eylül ayına suyu akıtabileceğiz. Böyle bir maliyet varken amaçlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tamiratları dahi yapaması amaçlanıyor. Peki bu kadar pahalı su sattılar, bu icraatları yapmadan neler yaptılar? 801 milyon dolara dinozor park yaptılar. Tesla şirketi için bildiğimiz otomotiv, bugünlerde otomotiv gündemde, Tesla şirketi için ilk aşamada 1 milyar dolarlık yatırım yapılırken biz neredeyse o paraya bir dinozor parkı yaptık. Falcon roketi uzaya atıldı. Maliyeti 500 milyon dolar. Çinliler Volvo'yu 1.8 milyar, milyar dolara aldı. Bu paraya 4000 adet otobüs alınabilirdi. En az 50 kilometre metro yapılırdı. Ankara'nın tüm altyapı sorunları çözülürdü. Enerji yatırımı yapılsaydı yılda 300 milyon dolarlık enerji elde edip Ankara halkına çok daha ucuz hizmetler yapabilirdik. Ben uzatmak istemiyorum buna rağmen. 4 milyar liraya yakın geçmiş dönemin borcunu ödedik. Faizli borcunu ödedik. Şu anda halen bütün ödemelerimizi tıkır tıkır ödüyoruz. Çünkü hayali hiçbir yatırımımız yok. Sayın Genel Başkanımızın talimatı yönünde kimseyi açmaçıkta bırakmamak için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, eğitiminden mahrum kalmaması için, yıllarca artık ülkemizde unutulan sosyal belediyeciliği, sosyal devleti Ankara'daki bütün belediye başkanlarımız olarak Çankaya'sıyla, Yeni Mahalle Elmadağı'yla beraber el ele vermek suretiyle bütün ülkeye yeniden hatırlatıyoruz. Sayın Genel Başkanım, eskiden kırsal kalkınma dendiği zaman iki tane iş makinesi götürüp ziraat odalarına verilirdi. Ankara halkına ne tohum dağıtılırdı, ne üretim desteği verilirdi. Biz gelinceye kadar, hükümetin şimdiye kadar hiç doğalgaz yardımı yaptığını gördünüz mü? Halk, o öğrenciler protein alsın diye her ay birer kilo et ücreti yatırdığını gördünüz mü? Sadece onlarla değil, gerek sınava girerken kim nerede dardaysa mutlaka arkasında Ankara'daki belediyeler var ve elimizden geleni fazlasıyla yapmaya da devam edeceğiz. Yeni Mahalle Belediyemize ve FETÖ Başkanımıza bu değerli hizmeti kentimize kazandıracağı için çok teşekkür ediyoruz. 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi Bilgi Bilişim ve Kültür Sanat alanlarıyla kentimize ve gençlerimize çok değer katacak. Bundan sonra da Yeni Mahalle Belediyemizle, Çankaya Belediyemizle, Elmadağ Belediyemizle ve elimizi uzattığımız ve geri çevirmeyen tüm ilçe belediyelerimizle Ankara'yımızı geleceğe hazırlayacağız. Ve öncelikle şunu tekrar söylüyorum, 99. yılımız kutlu olsun. İnşallah 100. yılımızı çok daha farklı bir ortamda, çok daha şevkle kutlayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.